Tuna Lisesi'nin başarılarını gerek ilçe gerek il gerekse Türkiye derecelerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bizim öğrencilerimiz de en iyisini yapmaya çalıştı. İnşallah ileriki yıllarda daha iyi neticeler alacağız. Bu arada biz de Comenius programı ve önümüzdeki günlerdeki Türkiye İstanbul münazara yarışmasında yarı finaldeyiz. Orada derece alacağımızı umuyorum. Bu arada üniversite bazında da Türkiye derecelerimiz olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çığla'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi devam edecek. İlgiyle izlediğiniz, izlemeye doyamadığınız, hayattan kendiniz için 50 dakika çaldığınız program Sinematine, Cuma günleri saat 17.30'da Tek Rumel ekranlarında genişletilmiş içeriğiyle, festivallerle ilgili en güncel haberleriyle, vizyondaki filmler, Sinekritik, Sinemutfak, Sinetrak, Sinekült köşeleriyle kültür ve sanat adını aradığınız her şeyi içinde bulunduran program. Unutmayın, sanat içinde geleceği barındıran bir silahsa geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Ve bundan sonra her cuma Tek Rumel ekranlarında 17.30'da Sinematine'de buluşalım. Meclise Doğru programına bu hafta MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan konuk oluyor. MHP 12 Haziran genel seçimlerine nasıl hazırlanıyor? MHP aday adaylarını nasıl belirliyor? Bu seçimlerde MHP nasıl bir sonuç hedefliyor? Murat Ersoyacak, MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan yanıtlayacak. Meclise Doğru yarın saat 20'de Tek Rumel Televizyonu'nda. Başarı öyküsünün bu haftaki konuğu Fenerbahçe'nin efsanevi eski başkanı Ali Şen. Beni dedim Yugoslav Halk Ordusu ilgilendirmiyor, Türk Halk Ordusu ilgilendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti sordu ilgilendiriyor. Atatürk'ün o ilgilendiriyor. Ali Şen'e göç hikayesinden spora, iç hayatından başarı sırrına kadar her şeyi sorduk. 8 ay sonra veyahut da 6 ay sonra şirkete genel müdür oldum. Bu şaka gibi. Şimdi hani Amerikalı olsan bir derece ver, bir de Türksün. Ali Şen sorularımızı eğlenceli üslubuyla tek tek yanıtladı. Ali Şen'le yaptığımız bu samimi sohbeti sakın kaçırmayın. Başarı öyküsü Cuma günü 21'de Tek Rumel ekranlarında. Kiyalı. Kiyalı'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi devam ediyor. Evet, emeği geçen herkesi, antrenörlere, sporcu evlatlarımıza, öğrencilerimize, o pırıl pırıl İnönü lisesinin özellikle salonu gördünüz değil mi? Harika evet, bir ambiyans var. Bu coşkuları hep görmek istiyoruz. Aynı zamanda tabii Sayın Çubukçu, tabii sporun da her branşını okullara getirmekle ne kadar iyi yaptı. Ve biz buradan Bayram Bilim kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Böyle bir başarılı bir evlat o da, güzeller güzeli çocuklarımız içinde o da vardı. Bayan Genç Bilim ailesinin ferdi. Hepsini kutluyoruz. Ben de selamlarımı yolluyorum. Bayram Bilim'e değil mi efendim? Bakalım bir mail okuyalım. Tek Rumel TV ailesinin ikinci yaşında başarılar diliyoruz diyor. Sancak Spor Kulübü'ne desteklerini sunan tüm iş adamlarına ve kardeş kulübümüz Yıldırım Bosna Spor Kulübü Başkanı Nihat Saatçi'ye de maddi desteklerinden dolayı teşekkür eder. Mehmet Çelik'te Spor Penceresi programına başarılı yayınlar dileriz diyor. Bayrampaşa Sancak Spor'un antrenörlerinden Mustafa Büyük Bayrak kardeşimi. Onu da yanaklarından öpüyoruz. Bakalım. Evet. Mailler var ama biz biraz da sualler istiyorduk.
Tekrar ben konuklarıma dönmek istiyorum. Değerli izleyiciler, sporpenceresi@gmail.com yazdığınız zaman sualleriniz direkt bize geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar içlerinden seçtiklerimizi konuklarımıza ve Türk sporuna katkı sağlayacak sualleri buradan okuyup ekranlara taşıyoruz. Efendim tabii Sayın Başkan, özellikle kurumsallaşma dendiği zaman Yıldırımbosna Camiası çok uzun yıllar ikincilikte de bir futbolcu fabrikası, bir futbol ekolü benimsenmiş bir kulüp olarak kurumsallaşmaya nasıl bakıyorsunuz? Federasyonla olan ilişkileriniz ne durumda? Bu konuyu nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi tabii ki önem veriyoruz. Kulüp müdürümüzden olsun, yönetici abilerim olsun, nasıl gerekiyorsa yazışmalar, hepsi nasıl gerekiyorsa yapılıyor. Tabii ki en büyük yük de bizim müdürümüze düşüyor. Çünkü hepimiz iş adamlarıyız. Sürekli orada olmadığımız için. Evet. Müdürümüzün ne yapacağını zaten bildiği için. Bütün yazıcıları. Sadece biz toplanıp karar aldığımız zaman neyin ne yapılacağını karar verip hep beraber el birliğiyle şu anki yönetim, kurduğumuz yönetimle. Şöyle söyleyebilirim. Biz futbolu ne kadar altyapıdan da olsa yetiştirip tesisleri, en hedefimiz şu anda tesisleri yapmak. İdman sahası. Başkanım Saffet zaten onun için size bilgi verecek şimdi ki hedefleri ne, nasıl olduğu. Yani bunu eğer ki başarabilirsek tesisleşmeyi, evet, gerçekten kulüp olma şansımız var. Ama tesissiz sadece bir ay orada veya iki ay orada kiralayıp da olacak bir iş değil. İlla ki bir tesis kurmamız gerekiyor. Bayrampaşa sınırları içerisinde veya dışında nerede olursa, neresi olursa olsun mutlaka Yıldırımbosna Camiası'na bir tesis düşünüyoruz. İlla ki, çünkü niye? Altyapıdan futbolcu aldığımız sürece gelen bağışlar olsun, yardımlar olsun, onları eğer ki toplayıp da bir arsa veyahut da başka bir şey alabilirsek. Tabii burada bizim ayrıyeten bir şansımız daha var. Bizim Yüksav Göçmenler Derneğimiz var. Orada da bize tahsil edilecek yer var. Hüseyin Bürge'den belediye başkanımızın katkılarıyla. Oradan bir gelir gelecek. Tabii sözde kalmazsa. Evet. Çünkü her şey bugün söyleniyor ama yarın değişik şeyler oluyor. Tabii ki biz hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Eğer bizim hakkımızsa biz hakkımızı alırız. Kanunen. Nasıl gerekiyorsa. Çünkü bu burada unutmadığım Süleyman abimiz var. Süleyman Sancaklı. Çok büyük desteği olan Yıldırımbosna Spor Kulübü'ne canı gönülden büyük destekleri olan. Yani açılışınızda bayağı bir destek verdi. Olsun, daha değişik maddi ve manevi oluşumu için. Yani maddi ve manevi. Süleyman abimin, yani abi diyorum, bey demiyorum. Çünkü gerçekten bir, evet, abim, büyük katkıları oldu. Yani yöneticilerden daha çok mücadele etti ki tesisin daha güzel şeyler olması için. Halen de mücadele ediyor. Evet. Hani Yıldırım Mahallesi'ne büyük bir şans, öyle bir abisinin olması. Yani evet, gerçekten Yıldırım Mahallesi'nin bir abisi. Evet. Şimdi Sayın Saatçi, zaten Yıldırım Mahallesi'ne bakıldığı zaman gerçekten yurt dışında da önemli bayan sporcuları var Yıldırım Mahallesi'nden büyüyüp de. Belirli bir ekolü, belirli bir nezih ortamı olan bir mahalle. Gerçekten aileler çocuklarına her tür alanda, her tür spor branşında bir istihdam alanı yaratmak için ellerinden gelen çabayı onlara gösteriyorlar ve modern ailecilik hukuku çerçevesinde de çocukların yanında yer alıyorlar. Peki Sayın Eryüz, özellikle altyapıya bakıldığında diğer branşlarda Yıldırımbosna Camiası'nda özellikle voleybolu seyrederken heyecanlandınız. Neler söylemek istersiniz? Şimdi, neler var diğer branşlarda? Şimdi bizim aslında genelde şimdi Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi olarak, Yugoslav göçmenleri olarak özel bir yeteneğimiz var. Bu yeteneği de genelde kullanıyoruz. Basketbolda olsun, voleybolda olsun. Mesela voleybolda Eda'mız var. Yeni yetişen Gülşah'ımız var. Şu anda Beşiktaş'ta oynuyor. Berkan'ımız var. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye'de oynuyor. Bunun gibi genelde baskette var. Basketbolda bayağı altyapımız sağlam. Yeni yetişen nesillerden dolayı. Recep Hoca'ya teşekkür ediyoruz bu arada. Bütün bu katkılarından dolayı, yani Yıldırım Mahallesi'ne sporu, futbolu, basketbolu, voleybolu, sporun her dalını sevdiren hocamız Recep Hoca'dır. Yani ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani bilmiyorum artık
heykelini diksek azdır diyoruz ama evet. Yani buna karşı gelen de çok insan var ama Recep Hoca bir tanedir ki ben de futbol oynadığım zamanlar bana bile katkısı olmuştur. Evet. Peki özellikle Mirsad Bey'e sormak istiyorum. Önümüzdeki sezon özellikle 2011-2012 sezonunda biliyorsunuz Türkiye'de futbol ekolünün özellikle gelişmesinde bir lig daha kuruldu. Üçüncü ligle Süper Amatör Lig arasına sıkıştırılmış değil yerleştirilmiş 12 bölgeye de Türkiye bölünerek bölgeler arasındaki bölgesel amatör lig yani bal ligi kuruldu. Bal ligine Sayın Başkan Yıldırım Bosna nasıl bakıyor? Hedefi koyuyorsunuz ama bal liginin kendi içinde de yukarı çıktıkça sorunları çok büyük. Bugün hala sizin grubunuzdan çıkan takımlar playoff'ta bal ligine çıkma mücadelesi veriyor. Belirli önemli bir süreç var. Süreç uzadıkça da iyi kötü ne kadar amatör dense de bir bordro var. Ay sonu ödenecek. Hani hiç çocuklar 1 lira almasa da harçlık almasa da bunun ulaşımı var. Konaklaması var, yemesi içmesi var, sağlık olayları var. İsterseniz sağlıkla beraber bal ligine yani istersen bal ligine bakarken sağlık bu sezon nasıl sıkıntılar yarattı? Bu sağlık sorununa öncelikle ona cevaplandırın sonra da bal ligine siz nasıl bir bütçeyle girmeyi düşünüyorsunuz? Bal ligine bu sezon artık şampiyon hedefler koymanıza rağmen Yıldırım Bosna'yı nasıl hazırlayacaksınız? Önce sağlık. Sağlık için şunu söyleyebilirim. Sağlık için çok eksiklikler var. Ve bunun da sadece Yıldırım Bosna olarak, spor kulübü olarak söylemiyorum. Bu sezon sizi üzen. Yani üzen hep başıboş arabalarınızla biz bu sahneleri çok gördük. Şimdi artık idare edenler artık bundan sıkılmadı. Biz anlatmaktan bıkmadık, yorulmadık, yorulmayacağız da. Önemli bir olay yaşandı mı tabii bu sene ki. Sağlıkta Yıldırım Bosna? Altyapı olsun, üst yapı olsun. Şöyle söyleyeyim. Taraftar olarak da yaşandı, futbolcu olarak da yaşandı. Biz şampiyon olduğumuz gün, Bayram Başkanım ne zaman şampiyondu, bir taraftarımız sevinçten düştü. Yani düştü. Evet, genç. O gün statta evet, hep beraber gördük. Televizyonda canlı yayında. Evet. Ne ambulansı vardı, ne doktoru vardı. Yani 1,5 saatlik bir olay. Bir tane sağlık ocaklarımız var her yerde. Bir tane ambulans gönderip de maç bitinceye kadar doktoruyla beraber durabilir. Ben yurt dışında kaldığım için evet. Orada da amatörlükler var. Ambulansından tutun doktoruna kadar, itfaiyesine kadar maç bitinceye kadar orada duruyor. Burada da imkanlar olmasa derim ki imkan yok ki gönderemiyor. Bütün sağlık ocaklarımız var, ambulanslar orada duruyor. Bir tane doktor veyahut da hemşire o anda müdahale edebilecek bir hemşire gelse her şey daha güzel ve daha rahat olur. Şimdi hocamız koşuyor, buzu almış, çocuk ayağını kırmış evet, atıyorum. Evet. Buzu basıyor. Darbe gelmiş.